Oh be, teneffüs zamanı. Arkadaşlar şu videoya bir bakın. Of, bu çok can sıkıcı. Merak etmeyin kızlar, ben halledeceğim. Of, neyse, halledemeyecekmişim. Ay yok yok. Yine yanılmışım. Sanırım şahane bir fikrim var. Tamam tamam, şunu halledeyim artık. Bu ataçlardan birini alayım. Tek ihtiyacınız olan şey bu. Ataşın üst kısmını bu şekilde bükün. Şimdi arka ucu da aynı şekilde bükün. Büktüğünüz kısımlar üste gelecek şekilde masaya koyun. Şimdi telefonunuzu araya yerleştirin ve işte oldu. Artık istediğiniz videolarınızı rahat rahat izleyebilirsiniz. Canım kusura bakma, beklettim. Trafik feciydi. Ay, yine gıcık. E hadi ama, girsene şuraya. Şu şey neden cebimde durmaz ki? Ya rahat rahat bir kola içemedim ha. Arka cebime mi soksam? Ay. Telefonunu sokacak bir yer arıyorsan biz harika bir çözüm bulduk. Şöyle bir çorap al ve kot pantolonunun cebinin arkasına tuttur. İğne iplikle çorabın bir yanını pantolonunun içine yukarıya dik. Normal düz dikiş dikmek yerine her ilmeği iğnenin önünden şöyle geçir. Düğümü sağlamlamak için iğneyi tekrar geçir. İlmikleri iğneyle çıkarıp çıkarıp kaldır. Şimdi de ipliği çek ve ilmikler görünmez olsun. Çok havalı değil mi? Son olarak iğneyi dikişin sonundan içeri sok ve ipliği içeriden kes. Hadi bütün hafta beni meraklandırdığın şu dedikoduyu anlat artık. Aa, ama dur bir dakika. Dur sana resimleri göstereyim. Emi yeni saçının resimlerini yollamış. Bayılacaksın. Bu önceki hali, bunlar da sonraki. Çok daha iyi değil mi? Telefonla işin bittiğinde tekrar yerine sokarsın. Hey, bir şey mi arıyorsun Hayley? Pekala. Nerede olduğum hakkında resmen hiçbir fikrim yok. Tamam, Robertson Caddesi'ni mi geçiyorum şimdi? Sorun bisiklet sürerken bir yandan da telefonda adres bulmaya çalışmam mı? Yeterli sayıda elin ya da gözün yok mu? Aa, tanrım, düşüyorum millet. Ay, kesin çok acımıştır. Elinde telefon bisiklet sürmek yerine, ki bu hiç güvenli değil, biraz farklı açıdan düşünmeye çalış. Şimdi sen bisiklet sürerken telefonu ne tutabilir acaba? Aa, belki de çözüm bu lastiktir. Saçındaki ya da bileğindeki lastiği al ve telefonu gidona şöyle sabitle. Artık güvenliğini tehlikeye atmadan ekrana istediğin gibi dokunup bir yandan da bisiklet sürebilirsin. Ha, bir de Hayley, bir dahaki sefere kask taksan iyi olur, söylemiş olayım da. Hem geç kaldınız hem de yasak olmasına rağmen sınıfa bir içecekle geldiniz hanımefendi. Öf ya, bunu daha yeni almıştım. Affedersiniz öğretmenim, geç kaldım. Koridorlar bazen çok kafa karıştırıcı oluyor. Tamam tamam, geç hadi bakalım. Öf ya, boğazım kurudu. Portakal suyu iyi giderdi şimdi. Bir yudum içebileceğim bir şeyler var mı? Hey Lily, neden salyaların akmaya başladı bir anda? Merhaba, evde kimse var mı? Bazen bir şeyi öyle çok istersin ki baktığın her yerde onu görürsün. Ama şu an olan bu değil. Çünkü Kevin sınıfa içecek sokmayı başarmış. Bu tüyo için plastik bir telefon kabı edin. Kabı plastik poşetin üzerine koy ve bir işaret kalemiyle kabın etrafından çiz. Bunu yaptıktan sonra telefon kabını kenara koy ve bir makasla çizdiğin şeyin etrafından kes. Şimdi elinde bunun gibi iki parça olmalı. Sonra biraz mumlu kağıt al ve parçaların denk geldiği yerlerin arasına koyduktan sonra ütüyle plastiği yapıştır. Bunu plastiğin dört tarafının üçü için yap. Artık plastik bir kesen olmuş olsa gerek. Şimdi meyve suyunun kapağını çıkar ve alt kısmına yapıştırıcı sür. Kurumadan önce plastik kesenin ağzına geçir ki burayı kapasın. Sonra en sevdiğin içeceği al ve kesenin içine uygun bir şekilde doldur. Kapağı tekrar kapamayı unutma. En son olarak telefon kabının dış kısmından sıcak silikonla bir kez daha geç. Şimdi keseyi bu sıcak silikona tuttur. Kuruduktan sonra kabı telefonuna tak ve içeceğini gizlice içmenin tadını çıkar.
Bir yudum ister misin Lili? Aa, çok sağ ol, öleceğim sandım. Öğretmenin yanından geçerken de merak etme, bir şey olmayacak. Gerçekten de şahane bir yöntem. Tamam, atıştırmalığım ve izleyecek videom var. Of, niye üçüncü bir elim yok ki? Neyse, telefonumu şuraya koyayım. Hey, hadi aman, dur yerinde. Tamam, şu videoyu telefondan izlemek için bir yol olmalı. Yok yok, hayır. Bir saniye. Şu boylarda bir oyuncak dinozor al. Sonra tüm kenarlarına sıcak silikon sür. Şahane. Hala ıslak olan silikona bir vantuz tak. İyice bastır. Silikon kuruduktan sonra telefonunu vantuzla her yere yapıştırabilirsin. Şahane oldu. Tanrım, bu bölüme bayılıyorum. Bu kızlar çok komikler. Sonra adama dedim ki hayır, arabayı alamazsın. Millet, bu anı şimdi fotoğraflamalıyız. Gülümseyin. Ne tatlı. Bence resimdeki herkesi etiketle Emi. Herkesi kadraja sığdıracak kadar kolumu uzatamıyorum. Dur, ben bir deneyeyim. Yanında bir tripodun yoksa telefonu terliğinin ucuna yerleştir ki tüm grubu çekebilesin. Ama zamanlayıcı açmayı unutma. Yani çok esnek ayak parmakların yoksa tabii. Evet, kimsenin kafası resmin dışında kalmadı. Bence harika oldu. Pekala, onay düğmesine bastın mı? Evet, etikette gitsin Sofya. Sessiz bir akşamın keyfini sürüyorsun demek. Bir de güzel bir kitap alayım. Bakalım nerede kalmıştım? Vay, Emily uyuyakalmış. Ne de güzel uyuyor. Hayır, ona ne yapacaksın Olivia? Tüm şakacılar uyuyan arkadaşlarının mükemmel bir hedef olduğunu bilirler. Hadi şu şakayı bir deneyelim. Ah, neyse ki uykusu derinmiş. Telefonunu yavaşça alacağım. Sakince. Ve evet. Hadi acele et ve uzaklaş şimdi. Bakalım bugün Emily'ye nasıl bulaşabilirim? Arkadaşınızın telefonunu aşırabilirseniz hızlıca kırık cam resimleri aratın. Aha, bir tane buldum bile. Şimdi ayarlara gidin ve bu resmi hem kilitli hem de menü için arka plan fotoğrafı olarak ayarlayın. Tamamdır. Artık sırada şakanın ilerleyişini izlemek var. Ayağa kalk ve biraz gürültü yap. Emily ya, telefonun. Ne? Telefonumu daha yeni almıştım ya. Öf, bayağı kötü olmuş. Hey Emily, ağlama ama. Belki de o kadar kötü değildir. Hey Emily, seni iyi kandırdı. Bu DJ'in çaldığı dördüncü mükemmel şarkı. Zumba dersleri işe yaramış ha. Hey, Mia'yı gördünüz mü? O bu şarkıyı çok seviyor. Aa, hayır, orada tek başına oturuyormuş. Hey, niye bizle dans etmiyorsun? Bilmem. Keyfini neyi yerine getireceğini biliyorum. 1, 2, 3. Wow, telefonundan ne çıktı böyle? Al bakalım, bu senin. Bu numara için ufak bir şeyin fotoğrafını çekin. Zoomlayın ki gerçek boyutta aynı gözüksün. Ve o şeyi telefonunuzun arkasına tutarak saklayın. Vicky. Şahane görünüyorsun, tamam da. O kabın içinde telefon yok, biliyorsun değil mi? Oh tanrım. Tüm o makyaj yüzünden sonunda delirmiş. Bir dakika. Sanki elleriyle benim kameramı kontrol ediyor gibi duruyor. Wow, gördünüz mü? Bunu nasıl yapıyorsun Vicky? Ah, oh hey, dikkat et. Hah, böyle daha iyi. Cidden güzel görünüyorsun. Ama hadi artık, bunu nasıl yaptığını anlatsana. Ha, o klasik ayna iğnesi. Gördünüz mü, Haley Vicky'nin el hareketlerini hızlıca taklit ediyor. Böylece Vicky telefonun kamerasını kontrol ediyormuş gibi duruyor. En iyi arkadaş sihrinin kamera arkasındayız resmen.